Ah dedi kardeşim, cemaattan ayrılan, ehli sünnetten ayrılan iflah etmeyecek. Ne dünyada ne ahiret. Bir ehli sünnet itikadını öğrenelim bir defa ya, şu itikadı bilmeden nasıl yapacağız? Adam İmam Hatip'i bitirmiş, ilahiyatı bitirmiş, bir şeyden haberi yok. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yüzü su hürmetine istenir mi diyorsun, şirk olur diyor. E desene sen Vahabisin. Desene sen Vahabisin. Niye? Yüzü su hürmetine istenir, şirk desen Vahabi, kesin Vahabi. Çünkü yüzü su hürmetine istemek ehl-i sünnette tevessüldü. Ve tevessülün bütün ayetten, hadisten delilleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş peygamberlerin hürmetine istiyor da. Şirk mi oldu şimdi? İbn-i Mace'de hadis var. Bi hakkı nebiyike vel enbiya-i kabli. Ve bi hakkı Allah'ın yeseri gibi bi hakkı sâline ilek bi hakkı sâline aleyk. Yani senden isteyenlerin hakkı için istiyorum, senin yoluna, cemaatta, namaza yürüyenlerin hakkı için istiyorum. Şirk mi oldu şimdi bu hadis? Ve bir hakkı râhibîn eyleyk. Sana rağbet edenlerin hakkı bahşi için istiyorum. Bu sabah namazına veya cemaata, namaza evden çıkarken okunacak dua. Bu şeyde var, dualarım kitabında var. Okuyor musunuz bilmiyorum. Biz zaten evden cemaata çıkmıyoruz ki hoca efendi, onun için hiç lazım olmuyor tabii diyorsunuz. Cemaate çıkanlara bayağı bir lazım bir dua. 70 bin melek görevleniyor bu duaya. 70 bin melek. İbn-i Mace hadisi yani. Daha ne arıyorsun? Kaynak soruyorsun sana. Al sana kaynak. İbn-i Mace'ye de inanmıyorsan git kendini nereye atarsan at. Hadis-i şerif sahih. 70 bin melek bu duayla görevleniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ve bi hakkil maşine ilik sana adım atan yoluna cemaate yürüyenler hakkı için istiyorum diyor. Sen ne diyorsun? Yüzü su hürmetine istenmez. Onun için şu anda bu memlekette Müslümanım diyenleri deştiğin zaman bundan çoğu ehl-i sünnet çıkmayacak. Zaten onun için ne ekonomi düzeliyor, ne memleket düzeliyor, ne güven tesis ediliyor, ne terör duruyor. Bak bugün 3 tane şehit var. Bir tane Erzurum kırsalında oldu, 2 tane Hakkari'de mi? Bugün 3 şehit var. Daha geçen gün 6 tane şehit okuduk, bir gün evvel. Bir gün evvel burada değil miydik Perşembe? Aa bugün Cumartesi. Bak 6 şehit okuduk. Bugün yine, dün yine bir tane şehidimiz var. Onu da ruhu için okuyalım. Ali Gülnar. O dün şehit olmuş. Bugünkü 3 şehidin ismi daha gelmedi. Haberlere düşmedi. Erzurum'dan Hakkari. 3 şehit var. Her gün ortalama 2-3 şehit var. E sana Allah yardım ediyor mu şimdi? Ben müminlerle beraberim diyor. Sen o müminlerden misin şimdi? Değilsin abi. Sen o müminlerden olsan bu rezillik olmaz. Vatanımızın içinde her gün öldürülüyoruz yani. Vatanımızın içinde. Nasıl vatanımızın içinde bu güvensizlik var? Bu şirkin, bu dinler arası diyaloğun, bu Vahabiliğin, bu Şialığın, bu pis itikatların uğursuz neticesidir. Ehl-i sünnet üzere vatanını, milletini seven adamlar görevlerde olsaydı bugüne kadar bu memleket bu hale gelmezdi.